Merhabalar Muhammed Bey, hoş geldiniz programımıza. Merhabalar efendim, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Çok uzun yıllardır sektörde faaliyet gösteriyorsunuz. Aslında baba mesleğini hala günümüzde aktif olarak sürdürüyoruz. Birazdan buradaki hizmet alanlarınızı çok detaylı olarak konuşacağız ama dilerseniz öncelikle sizleri çok kısa tanıyalım. Hemen ardından da marka adına ne gibi hizmetler veriyoruz kısmını detaylandırarak paylaşmanızı isteyeceğim. Zaman Plastik olarak 1986 yılından beri faaliyetimiz devam ediyor. Faaliyetimiz ilk başlarda babamızdan Tahtakale'de başlamış. Daha sonra 2007 yılından sonra İstoç'ta devam ediyor. Bu faaliyetlerimiz mutfak ve banyo araç ve gereçleri olarak devam ediyor. Bunun yanında çeşitli hırdavatlarda satmaya devam ediyoruz. Peki buradaki hizmet alanlarımızı biraz detaylandırarak paylaşır mısınız? Bizim de görmüş olduğumuz kadarıyla showroomunuzda plastikle alakalı aklımıza gelebilecek bütün ürünlerin satışını gerçekleştiriyorsunuz ama kısa kısa anlatmanızı rica edeceğim bu aşamada. Ürün çeşitleri olarak söyleyeyim o zaman. Bunu oto fırçalarından süpürgelere, işte kumbaralardan kapı arkası askılarına kadar, mutfaklarda kullanılan her türlü malzeme, kadınların mutfakta kullandığı, bulaşıkta gerek yemek yaparken kullandığı ürünler, işte banyoda kullandığı yerleri silme sap ve kovalar, su kovaları gibi ürünleri burada satmaya, toptan olarak satmaya devam ediyoruz. Yurt dışında hangi ülkelerle bağlantılıyız? Şimdi biz dediğiniz gibi ilk başta yurt içinde Edirne'den Kars'a, Karadeniz'den Akdeniz'e kadar bütün vilayetleri oradaki toptan satıcılarına gönderiyoruz ilk başta. Bunun dışında yurt dışında Balkan ülkeleri, Afrika ve Orta Doğu ülkelerine satış yapmaktayız. Bunların hepsini toptan olarak oradaki toptan satıcılarına vermekteyiz. Bu satıcılar buraya geliyorlar, bizden siparişlerini veriyorlar ve ondan sonra biz de buradan yurt dışı kargolarla birlikte onlara gönderiyoruz. Genel olarak toparlayacak olursak buradan sevgili izleyenlere özellikle neler söylemek istersiniz? Sevgili izleyenlere özellikle yerli ürün almalarını tavsiye ediyorum. İthal ürünlere pek fazla rağbet etmesinler. Yerli ürün her zaman daha dayanıklı, daha sağlam oluyor. İthal ürünler pek sağlıksız oluyor. Özellikle sağlıksız geliyor çünkü bazı ürünler çok sağlıklı dediğimiz, yani kullanma amacına dönük sağlam bir ürünü dışarıdan getirdiğimiz zamanlarda bunlar muhakkak daha bozulmaya yatkın, bozulmaya daha çok müsait oluyorlar. Bu da kendi açısından, yani son tüketici açısından hoş olmayan sonuçlara sebebiyet veriyor.